Buyurun. Elinize, emeğinize sağlık. Çorba yaptılar sizin. Hepinizin eline. Özgür abla, hemen bir şey soracağım. Benim tabağımı yerken de çok beğendiğine eminim. Beğendin de, kötü bir yorum da yapmadın. Sadece bir kafası karışık gibi bir yorum yaptın. Olabilir. Bu tabağı hiç beğenmedin. Yani burada aslında 3 verdiğin için, yani çok da bir şey söylemek istemiyorum ama yani bu tabağı 3 verdiğin için, kendi tabağıma da 3 verdiğin için ben buna kızıyorum. Yani sarışı, kızartması, tadı, benim tabağım daha güzel. Yani ikimize 3 verdiğin için ben buna kızıyorum işte. Yani yine hakkımı yendiğini düşünüyorum. Kübra'nın hakkı değil. Hani ona 2 versen. Üzgünüm, üzgünüm bir tanem. Gerçekten elinize, emeğinize sağlık. Hepiniz çok iyisiniz. Çok güzel lezzetler var. Ama ufak tefek kusurlar hani... Yani elim böyle olmak şeyinde olduğu için, durumunda olduğu için. Yok tamam, doğru ama yani bir son bahane bulabilir misin? Yani hiçbir şey bulamadın. Zaten tadı kötü ama siz hani kalp kırmamak adına dediniz ki işte yani makaraya vurarak söylediniz. O sabah kalktınız ona 3 verdiniz. Benim sabahımda hiçbir kötü yorum yoktu. Kalktınız ona 3 verdiniz. Şidem Hanımcığım, vallahi ben de bu sabah ben 2 verseydim şu anda herhalde burada bir action yükselme olacaktı zaten. Ama en azından zaten hak etmişliğini verdin. Yani verdiğin tabağa savunurum. Özgür abla, seni Çiğdemciğim, ben de seninle aynı tabakla aynı puan aldığım için çok üzgünüm. Hele de bir çömez bir gelinle aynı puanları aldığım için çok üzgünüm. O çömez gelin seni pardon, bu hafta kim buradan yolluyor canım. Çömez arkadaşınız da bu şekilde yani. Çömez demek ne demek? Onlar duyunca onlara saygısızlık ama onlar kullanınca gayet normal böyle şeyler. Niye çömez de demek? Acemi demek, yeni demek, kötü değil, argo değil. Yeni desin o zaman. Bana o demek, bu demek diye gelmeyin benim karşıma. Yeni, yeni. Neyse demesi gereken onu desin. Türk edebiyatında yeni demek. Ben size fıtratını da anlamak zorunda değilim arkadaşlar. Size sözlük getireceğim. Söz veriyorum size. Hem atasözleri ve deyimler kitabı getireceğim, hem de sözlük getireceğim. Sürekli çünkü herkese... Herkese sürekli çünkü kelimeleri öğretmeye çalışıyorsunuz. Ben öğretmiyorum hayatım. Kendisi çömez ayıp bir kelime olarak algıladı Görümcan. O yüzden ben dedim ayıp bir kelime değil dedim. O Görümcan da anlamını söyledi. Görümcan hayır ayıp bir kelime olarak algılamadı. Kıza o şekilde demenizi ayıp bulduğu ayıp için bir kelime söyledi. Mi yani? Güzel hayır, bir kelime mi? Güzel de bir kelime değil. Yeni demek. Eskimiş gelin. Hayır. Eski gelin. Evet ben buranın eskisi gibi. Hadicik gibi maşallah seni böyle cebinden döker taş niyetine. Belli canım döktüm. Çiğdem. Gurur duyuyorum. Kübra'cığım bir saat sabahtan beri susuyorum susuyorum yeter ama ikiler üçler havada uçuşuyor kızlar yapamamışsınız becerememişsiniz ya. Özgür ablacığım tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim, eline sağlık canım. Çiğdemciğim sen de aşkla yapamamışsın. Bak ben aşkla yapmışım. Ne dedi? Aşk gelin dedi. Ne kadar güzel şeyler saydı. Senin sabırsızlıkla bekliyordum ya. Afiyet olsun. O güzel enerjimi bak ben yemeğime de yansıtmışım. Ne kadar güzel. Ya siz de böyle yapsaydınız. Ama ben de kalkıp kafam falan karışık değilim benim bu sabahı yaparken. Onu söylüyorum herkese yani. Herkese yorumla direkt daha görür görmez böyle o kadar güzel iltifat etti ki. Hani senin adına da özür dilerim. Ben hani öyle hani içsel düşündüğüm için öyle söyledim. Tabii ki olmayabilir ama burada kafa karışıklığı hepimizde yaşıyoruz. Bu da ayrı kafamız bir mesele. Yani benim kafam zaten bir tane bir yere odaklı şu anda. Onu yapmaya çalıştığım için kafam hiç karışık hep değil. Hep seni birinci yaptım farkındaysan. Yok yok onunla bir alakası yok. Ya, hak ettiğim için yaptım. Özgür abla tabii ki de beni bulduğun için yapmadın ama ben hayır ya bu tabağı bu o kadar mesela yorum yaptıktan sonra onun tadını lütfen alamadım, bunun bebeğim, tadını alamadım. Lütfen haksızlık olarak nitelenme. Hayır yani lütfen. Eğer bana üç, oraya iki versen gerçekten bu kadar sesim çıkmayacaktı. Çünkü ben onun iki hak ettiğini biliyorum zaten. O iki tabağı hak ediyordu. Hayır. O gerçekten onun için teşekkür ederdim Özgür abla. Eğer ikiyi alsaydı yemin ederim var ya seni panter gibi üstüne atlardı ben yani o derece. Ben senin görüncenden başka kimseden bu masadan iki almıyorum. Seni bunu bana diyen stajyer gelin mi acaba? Bunu bana stajyer gelin. Kim stajyer gelin sayıyorum. Pardon gelinliğin. İstediğimi veririm. Gelinliğin ustalıkla stajyerlikle 16 yıllık gelinliğin yaptık. Siz ustasınız o zaman biz. 16 yıllık gelinliğin yaptığı tabağa bak. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Burada otolastikçi Özgül ablacığım bir sanayiye yaptı. Bir geldim. Çok da yorumlarını, puanlarını önemsemeyin yani. Ses yok. Yorum bile yapamadı o derece. Ses yok. Sesli börek değil adı. Bak yazıyor. Çıtır börek. Çıtır demek değil. Ses demek. Çıtır. Ses demek bir ya. Saniye. Çıtır. Kızlar, bir saniye Meltem ablacığım dışarıda dedin yani. Hadi susu. Ablacığım bir şey söylüyorum. Bunun böreği gibi burası. Meltem adım ablacığım. Çiğdem Meltem. Bunun böreği gibi çiğ değil. Bak bak. Ya bunun ne durmasana bana ya. Bakar mısın? Saygısızsın bak, sen ya. Bak, ya nimete bile bak. Saygın yok ya. Bak bak bak. Hepsine bak. Bak. Hey, onların neyi var? Neyi var onların? Senin bir kere gelininin sarışına bak ya. Böyle mi sarılır bu böyle? Aynı. Bak
Aynı. Ya bir kere bir farklılık var mı sarılışında bana söyler misin? Aynı. Aynı. Sakin. Bir farklılık ben göremiyorum. Nasıl göremezsin? Ne var? Senin bu kırmızı mutlu var. Sen zaten normal yorum yapabilen bir kadın değilsin. Bak yükselmeyeyim diyorum. Bak elimde bak. Bak. Bak ortasını sarışına bile ısırdım. Sarılışına bakın, sarılışına bakın. Yani bu sarılış bak, doğru öyle mi? Bak bak. Aa doğru. İçinde yufkalar gözüküyor mu? Bak ortasına kadar. Ne, seninkinin buraları mı? Çiğdem. Gözükmüyor. Çiğdem canım. Fahaniken misin? Fahaniken misiydi? Meltem ablacığım bir şey söylüyorum ya. Yok içi falan dolgun yani. Ablacığım bir şey söyleyeceğim. Sen hala bakıyorsun. Şunu ispatlamaya çalışıyorum. Ya. Bak seninkine. Hele bak yufkaları Meltem şurada Hanım, gözüküyor. Meltem Hanım orayı dağıttı ya. İyi bakın. Şu lensenizi çıkartıp gelir misiniz bir dahaki programa? Ben mi? Evet. Vallahi billahi gelirim. Ama söz ver. Sen de dolgunu, botoksunu, dudağını, çeneni, kaşını, saçını çıkartıp sen gel. Güzellik uzmanıysan bana belgeni getir. Benim eğer çenemde herhangi bir işlem varsa sana senden özür dileyeceğim. Eğer benim çenemde işlem varsa senden özür dileyeceğim. Söz güzellik uzmanısın ya. Tamam. Bana bunu ispatlayacaksın. Hodri eğer meydan. Benim çenemde işlem varsa, tamam. Benim yanaklarımda işlem varsa bana bunu ispatlayacaksın. Sendeki çok işlemler, büyümüş. Kirpikler, seni rezil edeceğim. Saçlar, rezil. Dudaklar, sana kafayı taktım. Burun, sana. Burun. Sen ne oldu şimdi toparlıyorsun. Gözün bak ben bozuk. Senin. Gözün de mi bozuk? Ben sana belgelerimi getireceğim. Aha şimdi kızımı arayacağım. Tüm belgelerimi göstereceğim sana. Rezil edeceğim. Diş. Bir saniye diş. Ya. Bir saniye. Artı bende hiçbir şey. Hayır o zaman bana yuvarlak hesap yapamazsın. Anladın mı? Ben senin gelinin gibi senin vır vır çeneni çekemem. Ben sana üçgen çenem, yaptım. Çenemde ne var? Kıskanç. Neyini kıskanayım? Yaptırabilirsem hepsini ben kendim de yaptırırım diye bana o gün itiraf ettim burada. Ben mi? Yaptırırım. Evet. Yaptırırım. Yaptıramıyorsun diye niye beni kıskanıyorsun? Senin dilinde bile botoks kızlar, var ya. Kızlar bir saniye ya. Meltem abla, Çiğdem bir Allah aşkına sakin olun ya. Ne oluyor? Vallahi bir çenemine bir şeyler dedim. Ne diyorsun? Çıldırttınız. Evet. Çiğdem ne oldu sana? Yapamaz yapayım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi yani Meltem Hanım kalktı bana dedi ki şimdi bak yine hiç tabakla alakası yok. Ay yine konuşamıyorum sinirlendim. Ne dedi? Diyor ki senin çenende, yanağında bir... Ben onu dedim ki gelip göremiyorsun. Dedim gelininin sarışına bakar mısın? Bir kere zaten sarımı olmamış. Hepsinde olmamış olup... Ya bu tabakta olmamış. Diğerlerini bilemem. Ama olmamış diyorum. Hayır olmuş diyor. Ondan sonra ben dedim ki bir dahaki tadıma... Lütfen rica ediyorum lensinizi çıkartıp gelir misiniz dedim. Dedin. O da bana dedi ki o zaman sen de çenendeki, yanağındaki, işte burnundaki... ...şeyleri çıkartıp gelir misin dedi. Arkadaş kendini burada güzellik uzmanıyım diye tanıtıyor ya... ...bana güzellik belgesini getirsin... ...ve benim çenemde, yanağımda herhangi bir işlem varsa bunu bana ispatlasın... ...ben Meltem abladan özür dileyeceğim. Şimdi ben buradan gördüklerimi söyleyeyim. Saç... ...kaynak. Dişler ya yapılır. Mısın? Kirpikler söyledikler. Yapılır. Söyledikler. Bir dakika. Ya bu, ya bir şey söyleyeyim. Ne gereksiz konuşmalar bunlar. Ya evet Fatih Bey. Kendisi yapıyor. Siz de belgenizi getirin o zaman. Bakalım, yarın getiriyorum. Okey. Tamam. Peki. Çünkü bitti. Bugün bitti. Sona geldik. Birazdan 5000 lira sahibini buluyor. Hadi finale. Sevgili seyirciler, Fatih Reklegir'in Görümce'de son dakikalar. Yarın büyük final var. Biriniz 100.000 lira cebine koyarken... ...biriniz de bütün hayalleri bavula koyup bize veda edecek. Yarınki muhteşem finalden önce bu 5000 liranın sahibini açıklamak istiyorum. Bugünün en yüksek puanını toplayıp 5000 lirayı kazanan gelinimiz... ...5000 lirayı kazanan gelin... Fatma! Evet. Ay, işte bu be. Ay. Çok teşekkürler aldın. Teşekkür ederim. Ediyoruz. Hepinize Allah bereketini versin. Güle güle harcayın. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bugünün puan durumu şöyle. Fatma 20 puan. Çiğdem 14 puan. Kübra 13 puan. İrem 8 puan.